Bakan Albayrak 4,4 milyon aileye 1000 lira nakdi yardımda bulunulduğunu da belirtti. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında devreye aldığımız adımların geldiği noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksaması için devreye alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteğiyle bireysel, esnaf ve işletmelere yönelik destek paketlerimiz, üretim gücümüzü ve esnafımıza ve istihdamımıza koruma kalkanı sağladı. Bu kapsamda bugüne kadar attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar Türk lirasına ulaştı. Şu ana kadar yaklaşık 4,4 milyon ailemize 1000 liralık nakdi destek yardımında bulunduk. Ayrıca destek kapsamına girmeyen, ancak bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlarımıza da 1000 lira nakdi yardım yapacağız. Ve bu kapsamda E-Devlet üzerinden başvuruları başlattık. Vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaçları için devreye aldığımız temel ihtiyaç desteği kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu. Bunun yanında esnaf destek paketi için 582 bin esnafımız başvuruda bulundu. Tam 448 148 esnafımıza 8 milyar 390 milyon lira finansman tahsisi yapıldı. Paraf ticari kart içinde esnafımızdan 324.814 başvuru geldi. 303.565 esnafımıza kartları tahsis edildi. Paraf kartla beraber esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon liraya ulaştı. İşletmelerimize sunduğumuz KYF kefaletli işe devam desteği kapsamında da başvurular 143.769 firmaya ulaştı. Bu kapsamda 119.804 firmamıza 107 milyar 412 milyon lira finansman tahsis edildi. Finansman tahsis edilen firmalarımıza %96'sını KOBİ'lerimiz oluşturdu. Virüsün etkisini, yayılma hızını kırdık. Tüm sağlık çalışanlarımızın ve bakanlığımızın eşsiz gayretleri sayesinde inşallah en kısa zamanda bu virüsten kurtulan ülkeler arasına gireceğiz. Bu süreçte ekonomiden sağlığa, tüm bu alanlarda sergilenen performans, milletimizin ortaya koyduğu eşsiz dayanışma fotoğrafı ve devletimizin dünyaya uzattığı yardım eli ülkemize karşı büyük bir teveccüh ve güven oluşturdu. Bu güvenin ekonomik yatırımlara, güçlü işbirliklerine dönüşeceğine dair oldukça güçlü sinyaller alıyoruz. Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımızda COVID-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. İşte bu potansiyeli en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize sağlık kuralları çerçevesinde hızlıca nasıl döneriz, tüm bu konuları detaylı olarak konuşacağımız genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz. Ramazan-ı Şerif'e kavuştuk. Rabbim bu mübarek günlerde ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa rahmetiyle muamele etsin. Bizi bu hastalıktan, bu sıkıntılardan kurtararak bayrama kavuştursun. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.